Herkese selam, ben Koray. Bu videoda BenQ'nun PD3220U modeli ile birlikteyiz. Burada 32 inç kocaman bir panel görüyoruz. Bu panel bize fazla mı gelir yoksa işimizi bu mu görür diye düşünüyorsanız doğru videodasınız. OctoStore için çektiğim bu seride BenQ monitörleri kullanım alanına göre inceliyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Bu monitörün kullanıcı kitlesi video, 3D animasyon, CAD-CAM ve web içeriği üretimi yapan kişiler Sahip olduğu renk uzayı %95 Display P3 ve bunun altındaki renk uzaylarını Rec.2020 709 ve SRGB'de de haliyle %100 kapsıyor. Fotoğrafçılar da kullanabilir tabii ki fakat o iş modeli için BenQ'da donanım kalibrasyonu ve Adobe RGB renk kapsama özellikleri ön plana çıkan SV modellerine göz atmanızı tavsiye ederim. Panel 32 inç boyutunda ve 4K çözünürlükte. Bu model aslında 27 inç versiyonunu incelediğim 2706U'nun daha büyük versiyonu. SV ile PD serisinin arasında bir model diyebilirim. Yine bu iki model arasındaki farkları anlattığım bir videoda bu kanalda yayınlanmış olacak. Merak edenler girip bir göz atabilir. Biraz ergonomi özelliklerinden bahsedeyim. Burada gördüğünüz pivot plate bağlı olduğu noktadan her türlü hareket imkanını zaten sağlıyor. Bir de bu monitörün model numarasının sonunda A olan bir versiyonu var. Onda da bu düz plate yerine ergo arm bulunuyor. UA modeli bu panel için şimdilik Türkiye'de satışta değil ama ileride getirilebilir diye eklemek istedim. Tabi bu Ergo Arme ile birlikte gelen birçok model var. İncelemek isterseniz Octostore internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Monitör paneli özünde 8 bit ancak FRC dediğimiz Frame Rate Control ile gradyan içeren bir görselde Bending olmaması için çevre pikselleri titreştirerek bize 10 bit renk değerini gösterebiliyor. BenQ ayrıca profesyonel monitörlerde en önemli şey olan delta değerini 3'ün altında olacak şekilde garanti veriyor. Renk tutarlılığı açısından bu değer sıfıra ne kadar yakın olursa o kadar iyi. BenQ'nun ICC Sync teknolojisi var. Bu teknoloji bizim işletim sistemi içinden monitörü kontrol etmemize yarıyor. Sadece panel tarafında bir değişiklikten ziyade işletim sistemi içinde de ICC profilini değiştiriyor. Böylece her çalıştığımız renk uzayı için tekrar tekrar ICC profil değiştirmemize gerek kalmıyor. Tabi bunun için USB'den de monitörün sistemimize bağlı olması gerekiyor. Uniformity diye isimlendirdikleri bir teknoloji sayesinde de IPS LED arkadan aydınlatmalı paneli arkadan birkaç farklı bölgeye ayırıp ışıklandırmışlar. Bu hem ışık sızmasının önüne geçmiş hem de bölgesel renk sapmalarını engellemiş. Kalibrasyon konusuna gelecek olursak bu monitörü bir yazılım ile işletim sistemine ICC profili oluşturarak kalibre ediyorsunuz. Aldığınız gibi kalibrasyon yapmanıza da gerek yok. Her monitör fabrikada kalibre ediliyor ve kalibrasyon raporunda kutunun içine koyuyorlar. Bunun dışında BenQ'nun SV modellerinde donanım kalibrasyonu özelliği de mevcut. Bu ikisi arasında ne gibi farklar var diye merak ederseniz ilgili videoları bu kanalda bulabilirsiniz. Tasarım ve kullanım özelliklerine gelecek olursak kutudan bir de hatki ipak çıkıyor. Bu pak ile renk modları arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Örneğin Apple cihaz kullanıyorsanız Thunderbolt üzerinden bağlayıp görüntü alabileceğiniz cihazınızı aynı anda 65 watt çıkışa kadar şarj edebilirsiniz. Aynı zamanda MBook modu ile Apple Display ve MacBook gibi ekranlar ile aynı renk haritalandırmasına sahip bir görüntüye ulaşabilirsiniz. Bu monitörde KVM özelliği de var. Bu özellik bizim monitör çıkışlarına bağlayacağız. Klavye ve mouse ile iki bilgisayar arasında geçiş yapıp kablo tak çıkart derdinden kurtarıyor. İki bilgisayar derken bir tarafta Windows işletim sistemi, diğer tarafta Mac bile kullanıyor olsanız çok sumut bir şekilde çalışıyor. Bunu yine paka atayacağınız tek tuşla yapabilirsiniz. Bir de benim 27 inç setuplarda hiç kullanmadığım picture in picture modu var. Bununla ekranı ikiye bölüp iki ayrı monitör gibi kullanabiliyorsunuz. BenQ'nun bütün profesyonel seri monitörlerinde bir özellik mevcut. Bu panel 32 inç olduğu için bu özelliğin büyük bir artısı olduğunu ve oldukça kullanışlı bulduğumu söyleyebilirim. Bütün profesyonel seri monitörlerde AQ Color ismini verdiği bir renk algoritması kullanıyor. Bu algoritma ile Pantone ve Kalman sertifikalarını da almışlar. Bu iki sertifika her mecrada tutarlı renkler sunduğunun bir göstergesi. Videoyu bitirmeden özet geçmek gerekirse video işleri için bu model benim çok beğendiğim bir monitör oldu. Sunduklarına göre fiyatı da epey uygun. Umarım işiniz için önemli bir detayı atlamamışımdır. Sorularınız için yine Octostore internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.